Proje bizim yeri. Abi. 744 haftadır güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açıklanması ve adaletin sağlanması talebiyle buluşuyoruz. Kamu gücünü kullanarak suç işleyen ya da hakkında suç şüphesi bulunan kişilerin adil bir biçimde yargılanmaları, suçları sabit görünürse cezalandırılmaları hukukun gereğidir. Ancak Türkiye'de kamu gücünü kullanarak vatandaşa karşı suç işleyenler yargılanmama, cezalandırılmama imtiyazına sahiptir. Bu imtiyazın olduğu yerde hukuk devleti yoktur. Hak ve özgürlükler yoktur. Türkiye'de gözaltında kaybedilenlerin akıbetlerine ve faillerine dair resmi suskunluk iktidardan iktidara devreden bir gelenektir. Bu kadim gelenek kamu gücünü kullananların yurttaşa karşı suç işleme imtiyazını sürdürmeyi hedefler. Hukukun üstünlüğü yerine gücün ve keyfiliğin egemen olmasını hedefler. İktidarın yurttaşa karşı işlenen suçları yok sayan, onaylayan resmi sessizliği karşısında yükselen sesimiz hakikate, adalete ve masumiyete sahip çıkmak içindir. 744 haftamızda devletin 25 yıllık resmi sessizliğinin inkar ve cezasızlık politikasının bir örneği olan Ahmet Demirsoy dosyasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Baba Demiray oğlunun HE, TE ve ÖE isimli köy korucuları ve başka kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını ve hayati tehlike altında olduğunu belirterek Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurdu. Aynı gün savcı Ahmet'in Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduğunu bildirdi. Demiray ailesi Ahmet'in savcılığa çıkarılmasını beklerken 15 Ağustos 1994 tarihinde Lice Cumhuriyet Savcılığı Lice Belediye Başkanlığı'na bir yazı gönderdi. Yazıda Ahmet Demiray'ın Lice ilçesine bağlı Dibek Köyü'nde öldürüldüğü bilgisi ve ailesinin Hazro'da bulunması nedeniyle sahipsiz olan cenazesinin belediye tarafından defin edilmesi talimatı bulunuyordu. Demiray'a otopsi yapılmadı. Onu kimsesiz kişi olarak defnedildiği yerden teslim almak isteyen ailesine izin verilmedi. Gözaltında tutulan Demiray'ın ölümünün gerçekleştiği koşullara yönelik etkin bir soruşturma yapılmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan davada hükümet, Demiray'ın gözaltındayken götürüldüğü yer gösterme sırasında tuzaklı bir mayın patlaması sonucunda öldürüldüğünü iddia etti. Ancak bu iddiayı destekleyecek nitelikte belge ve delilleri mahkemeye sunamadı. Mahkeme, hükümetin Ahmet Demiray'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamanın makul olmadığı ve ölümün gerçekleştiği koşullar hakkında hakiki bir araştırma yürütülmediği sonucuna vararak Türkiye'yi 21.11.2000 tarihinde mahkum etti. Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra parçalanmış cesedi Lice'deki kimsesizler mezarlığına sahipsiz kişi olarak defnedilen Ahmet Demiray'ın kaybedilmesiyle ilgili bugüne kadar İç hukukta etkin bir soruşturma yürütülmedi. Maddi gerçeğin açığa çıkartılması ve suç faillerinin belirlenip cezalandırılması konusunda sonuca götürecek adli bir süreç işletilmedi. Devlet, Ahmet Demiray'ın yaşamını koruma ve gözaltında kaybedilmesiyle ilgili etkili soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Ahmet Demiray'ın gözaltında ölümüyle ilgili hakikat açıklansın. Ahmet Demiray'ın mezar yeri açıklansın. Onu gözaltına alanlar, öldürenler ve bedenini kaybedenler yargılansın ve cezalandırılsın. Ahmet Demiray ve tüm kayıplarımız için adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz.
21 Temmuz 1994'te gözaltında kaybedilen Ahmet Demiray'ın ailesinin avukatlığını yaptım. Tüm girişimlerimize karşı olayın soruşturulmasına, daha doğrusu Ahmet Demiray'ın kamu görevlileri tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan hukuksuzluklara birinci elden tanık oldum. 29 yaşındaydı Ahmet. Arkasında 4 çocuk kaldı. Babası Hüsnü Demiray'ın Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurduğunda aynı gün DGM savcısı Ahmet Demiray'ın Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduğunu söylemişti. 15 Ağustos 1994'te Lice Cumhuriyet Savcılığı Lice Belediyesi'ne gönderdiği yazıda Lice'ye bağlı Dibek Köyü'nde öldürülen Ahmet Demiray'ın sahipsiz cenazesinin belediye tarafından defnedilmesi talimatını vermişti. Ahmet Demiray otopsi yapılmadan, ailesine haber verilmeden kimsesizler mezarlığına gömülmüştü. Demiray ailesiyle bu durumu öğrendiğimizde mezar yeri aileye gösterilmedi. Yapılan tüm başvurular sonuçsuz kalınca Demiray ailesi davayı AİHM'e taşıdı. İnsan hakları ihlallerinin son bulması için yasal düzenlemeler gereklidir. Ancak yasaların uygulanması için de siyasi ve toplumsal bir irade gereklidir. Toplumsal barışın sağlanması için hak ihlalleri adil ve güçlü bir biçimde soruşturulmalı, sorumluların yargılanması ve hesap vermesi için her şey yapılmalıdır. Gözaltında kaybetme, kişiye yönelik bir suçtan öte, insanlığa karşı işlenmiş, suç olduğu gerekçesiyle hareket edilerek yasalardaki zaman aşımı süreleri kaldırılmalı ve geçmişin aydınlatılması için insan hakları savunucuların da katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir komisyon kurulmalıdır. Başta insan hakları ihlallerinin mağdurları olmak üzere tüm toplumda adaletin yerini bulacağı inancı yerleşmelidir. Adalet olmadan barış olmaz. Sahipsiz kişi, kimsesizler mezarı kavramlarına, sözlerine fazla yabancı değiliz. Ses yok mu şimdi sende? Hasan Ocak'ta Ahmet Demiray'da sözüm ona sahipsiz kişi olarak kimsesizler mezarına gömülmüştür. Oysa ki onlara harır harır arayan yakınları, dört gözle bekleyen dostları vardı. Buna rağmen devletin geleneksel politikası suçları koruma, kendi sorumluluğunu gizlemek için uydurduğu bu kavramla artık yüzleşmesini istiyorum. Bununla yüzleşmediği sürece, katilleri cezalandırmadığı sürece biz bu suçların peşinde olacağız, adalet ve hak aramaya devam edeceğiz. Bugün aynı zamanda babam baba ocağın aramızda ayrılışının 18. yılı. Babam adalet arayışını, demokrasi, hukuk arayışını bize miras bırakarak 18 yıl önce aramızda ayrıldı. Biz ondan devraldığımız bu mirası ömrümüz yettiği sürece hayatın her alanında hukuk, adalet ve demokrasi almaya devam edeceğiz. Ta ki katilleri yargılanıp cezalandırılana kadar. Hadi. Hadi. Selamünaleyküm. Hadi. 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 Had